Arkadaşlar, herkese merhaba. Eşimin hiçbir şeyden haberi yok daha. Ama bilmiyorum, belki de haberi de olabilir. Bana çaktırmıyordur. Bilemeyiz şimdi tabii daha doğrusu. Yani şöyle bir şey daha var. İnşallah bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Güzel şeylere bakacağım. 3 tane aklımda şeyler var. Minik minik. Hele bir tane var. Fotoğraf makinesi ufak. Çok ufak. Hani direkt otomatikmen çıkaran fotoğraf makineleri var ya arkadaşlar, onlardan alacağım. Bakalım şimdi gidiyorum. Bir de dayım var, Sarraf. Bir de ona bakacağım, ufak tefek bir şeylere. Bakalım neler olacak, göreceğiz arkadaşlar. Bir yemek planlıyorum arkadaşlar, yemeğe çıkmayı. İnşallah eşim az rahatsız. Ondan dolayı bakalım nasıl olacak. İnşallah kendisini toplar da yemeği de çıkarırım. Güzel bir hediye de bakacağım şimdi. 2-3 yere gezeceğim. İnşallah gönlüme göre bir şey bulurum ve eşimin seveceği bir şey olacak. Aklımda var bir tane çok güzel seveceği bir şey. Bir de eşim sabahleyin Instagram'da yıl dönümümüz için bir gelin damat, yani bizim fotoğrafımızı paylaşmış. Herhalde aklına gelsin, bir şeyler yapsın diye mi yaptık acaba, onu da bilmiyorum daha doğrusu. Ama ben hiçbir zaman için unutmam hiçbir şeyi, her şeyi aklımda tutarım. Aklımda zaten. Bakalım arkadaşlar ne olacak bugün, ne bitecek. İnşallah işim iyi olur da yemeği de çıkarız. Arkadaşlar şimdi hediye almaya gittim. Dayım vardı, Sarraf. Güzel bileklikler vardı. Hoşuma gitti bileklikler de. Ve eşimin bilekliği çok olduğu için ondan dolayı kararsız kaldım. Bakalım bilmiyorum şu anda tam olarak ne yapacağım. Bir de bir yerde var, ufak işte fotoğraf makinesi var. Anlık çıkan fotoğraf makineler var Fujifilm'in. Onu almaya gideceğim. Bakın bir de ona bakacağım. İkisinin arasında karar vereceğim. İnşallah yani çabuk karar veririm. Çünkü ben baya bir düşünceli bir insanım. Zor karar verenlerdenim. Ondan dolayı bakalım, inşallah hemen karar veririm de. Ve diğer işlerimi hallederim ben de. Daha yine eşimle konuştuk. Dedi ki ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun dedi. İyiyim valla, çarşıdayım. İşlerim var, onları hallediyorum dedim. Böyle yani, o da ufak tefek şey çaktı mı bilmiyorum da akşam hani hazırlan da dedim, yemeğe çıkalım, yemeğe götüreyim seni dedim. O da tamam dedi, bakalım dedi. O da çaktırmıyor, yancı yapıyor. Öyle işte arkadaşlar, şimdi Fujifilm'e bakayım bir de. Yeni bir mağazası açılmış, inşallah oradan güzel şeyler, makinelerden bulurum da onlardan birine bakarım. İnşallah onlardan biri bari olur. Ama bu bileklik var. Çok güzel. Baya baya güzeldi. Ona karar veremedim tabii. Nasıl yapayım? Bir de ona bakayım. Çünkü fotoğraf makinesini çok seviyor. Diğer kolyeler olsun, bileklikler olduğu için pek düşünceli olmadım yani. Onu düşünmedim fazla. Ama fotoğraf makinesini çok düşündüm. O anlık fotoğraf makineleri çok hoşuna gidiyor. Tatlı da olunca ona karar verdim gibi. İnşallah o olur. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Fujifilm'e gidelim. Hadi bakalım. Şimdi indim. Arabayı otoparka park ettim. Gidiyorum. Yavaş yavaş yaklaştım. Arkadaşlar şimdi eşime bir hediye aldım. Ufak kamera ve anlık çıkaran makinelerden. Buna karar verdim. Diğerini de sonra alayım dedim inşallah. Ve geldim. Mağaza çok güzel. Konya'da Zafer tarafında. Zafer şubesinde. Çok güzel dizayn etmişler. Baya baya güzel. Fujifilm diye geçiyor zaten arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Instax 11 diye, yani Instax Mini 11 arkadaşlar. Gösterdim, şöyle pembe aldım eşime. Şöyle de kartuşunu aldım, yani kağıdını aldım. 20'li arkadaşlar. Ve uygun fiyata aldım. Tavsiye ederim. Hani böyle bir anı biriktirmek isteyenler varsa. Biz düğün fotoğrafçısı olduğumuz için anı biriktiriyoruz. Siz de biriktirebilirsiniz arkadaşlar. İşimi aldım. Bakalım paketleyeceğiz. Ve yemeğe de gideceğiz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi eve geçiyorum. Eşimi alacağım. Birazdan yemeğe götüreceğim. Ve ayarlattım. Çok güzel bir yer ayarladım. Baya baya güzel. İnşallah bakalım hediyesini de beğenir. Benim hoşuma gitti açıkçası arkadaşlar. Bakalım eşimin hoşuna gidecek mi renk olarak. Rengi de toz pembe gibi bir şey. Güzel yani bayağı arkadaşlar. Araba kullanıyorum arkadaşlar, ondan dolayı.
Arkadaşlar yeniden merhabalar. Eşim başlatmış sanırım videoyu. Evet, başlattım hayatım. Dağıldım arkadaşlar ondan dolayı. Gözünü mum aldı. Şu an çok telefonu kaldırmak istemiyorum. Ortam bayağı güzel ama bir o kadar da kalabalık. O yüzden insanlar rahatsız olsun istemiyorum. Teşekkür ederim buradan da tekrardan. Rica ederim. Tamam. Beklemiyordum. Biraz yüzünden anlaşılabilir. Biraz hayır. Ama yine de sen ufak tefek çakıyordun bir şeyler değil tabii mi? Sen çakmazsan olmaz zaten. Öyle. Bugün biraz rahatsız gibiydim ama şu an iyiyim. Bana da değişiklik oldu böyle. Hızlı bir şekilde hazırlandım. Eve geldi bir anda hadi falan diye. Öyle. Arkadaşlar Konya'da yaşıyoruz ama ilk defa kalplisini gördüm. O da özel günlere artık yapmışlar. Bize afiyet olsun. Güzel bir sofra ve sonuna geldik. Tatlıdır. Sütlaş değil mi herhalde bu? Sütlaş dondurma var. Ondan sonra bununla ismi ne bilmiyorum ama çok güzelmiş arkadaşlar. Ve eşimle güzel bir vakit geçiriyoruz. Evet. Çok fazla konuşamıyoruz arkadaşlar. Ortam kalabalık. Aynen, kalabalık, kimseyi rahatsız etmek istemiyoruz dönüşte arkadaşlar. Dönüşte inşallah. Dur çekmiyor şu an. Unutmuştum. Bunun da bir hikayesi var bu arada. Aynen. Arkadaşlar. Yani teşekkür ederim. Rengi bu renk mi? Evet, toz pembesi. Toz pembesi. Çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar eve geldik çok şükür. Yemeğimizi yedik, çayımızı da içtik. Kahvemizi bile içtik. Kahvemizi bile içtik. Karnımız doydu çok şükür. Güzel aynen gün geçirdik eşimle beraber. Özlemişiz. Ve ön 2 yıl geçmiş arkadaşlar evleneli. Ve bayağı bir zaman geçmiş şöyle artık bizde. Eski fotoğraflara baktık. Neler yapmışız, aynen, neler etmişiz. Güzeldi. Teşekkür evet, ederim tekrardan. Rica ederim. Böyle bir hediye aldım eşime. Evet, herkes daha bunu önce, soracak. Aynen. Daha önce nişanlıyken arkadaşlar almaya karar verdiydim. Aldım, hatta siparişini verdim. Maalesef. Ama maalesef ki ortalıktan bir kayboldu bu. Yani nasıl kayboldu bilmiyoruz. Yani. Kargoda margoda bir sürü bir şey oldu. Da her neyse peşine artık. Peşine düşmedik. O zaman peşine hiç düşmedim. Vardı herhalde Instax. O zaman aynen yeni çıkıyordu böyle çeşit çeşit. Heveslenmiştim ben de ilk fotoğraf kameram bu olsun falan diye. Öyle ama şimdi eşim daha güzelini aldı ve ben ilk defa hiçbir hediyeyi tahmin edemedim yani. Aynen, çaktırmamışsın demek ki arkadaşlar. O zamana kadar hepsini bilmiştim bana vermeden önce ama bunu gerçekten beklemiyordum. Unutmuştum çünkü 2 yıl oldu, üstünden geçti. O yüzden tekrar teşekkür ederim. Çektikçe de size gösteririz. Açılışını ve da gösteririz. Ve anılarımızı biriktirelim dedik böyle ufak evet ufak. Zaten düğün fotoğrafçısıyız. Şöyle eşime de böyle güzel bir hediye almayı planladım. Aynen. Yani şöyle de şey bu var. Bu şekilde de kartları ayrı satılıyor arkadaşlar almak isteyenlere. Şöyle. Böyle içinde 20 tane var. Bu da Instax Mini'ni. Bu şekilde. Şimdi kutuyu açalım. Arkadaşlar şimdi açılımını yapalım istedim. Sabaha bekleyemeyeceğim. İşim açıyor şimdi. Kıvamız çıkıyor. Yani kanalı. Aa, evet, bu görmüştüm bunu. Evet, görmüştüm bunu. İki renk seçeneği de var arkadaşlar. Düğme butonu gibi bir şey. Pembe ve beyazı var. Şeffaf yani. Şöyle ip askısı var. Rengi harika. Yani seçsem bu rengi seçerdim. Hoşuna gitti mi rengi? Evet. Çok güzel. Benim de bu rengi hoşuma gitti. Şöyle. İçinde bir şeyler daha var. Bakayım bir. Hepsini çıkar. Kağıt ve kullanım kılavuzu. Bunları pek. Bir okuyalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Şurada da iki tane pili çıktı değil mi? Evet, iki tane pili var. İyi bari. Şimdi kurabiliriz o zaman. Aynen, kuralım. Önce tarif et hayatım. Orası şey kartlarının koyuldu. Kartlarının şu koyulacak yer arkadaşlar. Şurada zaten neredeydi pilleri de, bir saniye. Kenarda olması lazım. Ben hepsini biliyorum. Kapat orayı. Ben de şu şurası arada şu an işte.
Biraz zor açılıyor arkadaşlar orası. Birkaç video izledim. Sizlere anlatabilmek açısından. Evet, biraz bastırabilirsin aşağı doğru. Kaydır. Kırılırdı, Allah korusun. Ama öyle diyor herkes, zor açılıyor diyor. Pillerini tak istersen bir. Ya bunu o kadar istedim ki arkadaşlar ben ya zaten işimiz gereği de fotoğraf çok çekiyoruz ama ben yani çok albüm şey olsun istiyorum elimde, hemen çıkartabileyim. Ne bileyim yani. Evet, bir sürü kameramız var, ekipmanlarımız var ama bunda hep bir gözüm vardı. Çünkü elime hemen ulaşsın istiyordum. Çektiğim anda çıkartabilmek çok güzel bir duygu bence. Çalıştı kırmızı şey. Gösterelim istersen. Aynen şöyle arkadaşlar. Onu tekrar oturtuyoruz. Bir saniye. Bunu şimdi oldu. Şurada bir tuşu var, görüyorsunuz. Şu. Evet, oraya bastığın zaman aktif hale geliyor. Bir bas istersen. Evet. Şu an arka çekim var ve bu özelliği, 11'in özelliği şuymuş arkadaşlar. Eşim de bilmeden almış. En son şey ama hani son model o son serisi olsun dedim. Abi de bunu son serisi olarak verdi zaten. Ve bunda ön şeyi var. Ön selfie. Bakayım hop. Aynen ön selfie. O da şöyle mi oluyor? Evet. Bir alayım mı elime? Tabii al bakayım. Burası şuradan yansıtması var arkadaşlar. Bu yansıtmaya bas, yani baktığı zaman ön selfisi var. Oradan çekebiliyorsunuz. Şurası tuşu zaten. Çekme tuşu. Şu var ya hayatım bak. Pembe olan oraya takabiliyoruz. Bunu. Onun için orası. Takayım şurada diyorsun. İp askılığı var arkadaşlar. Şuradan da fotoğrafların çıktığı yer. Zaten arkasını gördünüz. Şuradan bakma ekranı. Bunu asayım mı? Takayım mı? Gerek görmüş. Senin nasıl onu istedin? Asal. Şu an kılıfı yok ya. Askı olsun. Ön şeyine geçmek istediği zaman da bunu bir tık daha asılıyorsun. Bir tane öne doğru. Ön selfie'yi o şekilde yapıyorsun. Şu an arka modda. Ucunu bir tane. Şöyle evet mi? Hafif bir şekilde çekiyorsun. Dur. Döndürmeden. Şu. Hayır. Ucu. Şöyle göstermiş zaten. Heh, ha şöyle. Evet. Bu şekilde şu an ön selfie modunda. Işığı da yandı zaten. Evet. Şu şekilde. Evet. Çok tatlı. Güzel. Aynen. Dur. Yansımayayım. Evet. Tekrar kapat şimdi tamamen. Bastırarak. Oturt. Heh. Şimdi otur. Tamam. Böyle şimdi ipini takalım hadi. Çok heyecanlı. Bir de biz buna şeffaf alalım. Kılıf da alacağım. Albümünü alacağım daha. Benim için çok anlamlı bir hediye. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şu da. Aynen. İpi. Şurada zaten. Şu köşedeydi. Şu diğer tarafı. Şuradaki. Instax. Canon da çıkarmış böyle bir şeydi ama Canon o kadar şey duyulmadı ki. Canon da ancak şey hani profesyonel şeyler daha iyi. Evet. Arkadaşlar bir de şu bilgiyi vermek istiyorum. Ben araştırdım tabii ki almadan önce. Yani ta o zaman araştırmıştım. Bunu taktığınız zaman, yani Instax film diye geçiyor. Bunu taktığınız zaman şurada bir sayaç kısmı var. Birazdan göstereceğim. O sayaç sıfır olmadığı sürece, mesela bu 20 adet var içinde, bunu da göstereceğim şimdi. 20 adet zamanla çektikçe 15, 14, 13 diye düşüyor. Bu 14 iken mesela kapağını açtığınız zaman, şu arka kısmını açarsanız eğer, bütün filmler yanıyormuş. Hani böyle bir bilgiyi bana YouTube'da izledim, yani orada gördüm. Siz de dikkat edin olur mu? Boşa gitmesin. Çünkü bu kağıtlar bile yeterince yüksek fiyatlı. Kağıtlar bayağı yüksek arkadaşlar. Evet. Biz bunu şeyden aldı eşim. Fuji filmdi değil mi? Yeni açmış. Aynen, Konya'da ben yeni açılmış. Oradakilerle de tanıştık. İnşallah ben de giderim. Yani güzel. Birçok ihtiyacımızı oradan giderebileceğiz. Bizim için güzel bir yer açılmış. Canon değildi ama şöyle de düşünüyorum arkadaşlar. Fuji filmin yeni makineleri var. İnceledim. Evet böyle hayatım. Bak. Şu şekilde çok takacaksın. Tatlı. Ondan sonra beni çekeceksin bundan sonra. Tamam.
Evet, şimdi şunu açalım. Evet, dur bir saniye. Bir arkasını çevirir misin bir tane? Şöyle çevireyim. Şurada bak, sayaç kısmı var. İçi boş olduğu zaman S gösteriyor. Dolu olduğunda zaten sayısı gösteriyor. Sayısını atıyorum, 5-10 evet. tane gibi bir rakam gösteriyor. Şuradan mı açayım, şuradan mı, şuradan? Aç bakalım. Açtım. Sanırım onlu olarak takılıyor diye biliyorum. Bak bir. 10 tane var burada. 10 tanesi de kapalı ayrı. Şöyle 10 tane, diğer 10 tanesi. İlk onunu bir takalım. Takayım mı şimdi? Aynen. Bir kere takıyorsunuz, bir daha o kapağı açmıyorsunuz zaten arkadaşlar. Ve takma şekli de şu şekilde. Sarı şura dek gelmesi lazım. Evet. Tam tersi değil, şöyle olacak. Aynen. Şu şekilde, doğru mu? Evet evet, doğru. Bir tahminim, ben de öyle düşündüm. Bu şekilde. Şu an kapatıyorsun ve aktifleşti. Hı. İlk olarak bir tane fotoğraf çekeceğiz. O boşa sayılıyormuş. Öyle mi? Kendine gelmesi için. Öyle mi, öyle mi? Fotoğrafçı bey. Efendim. Size yakışmıyor böyle. Ya şimdi arkadaşlar, ben Canon'dan alıyorum. Bu da ilgi alanım olmadığı için. Eşimi aldığım için. Eşim inceledi zaten daha önceden de. Ama Canon'un bütün serilerini getirseniz bilirim yani arkadaşlar. Tabii canım. Başlat istersen şimdi ön tarafından. Evet, şu an boşa bir yer çekebilirsin. Zaten ilkini öyle diyor. Şöyle çekeyim hadi. Çek hadi. Dur bir saniye, şuydu herhalde. Full siyah olacak zaten. Ay çıkıyor. Hop çıktı arkadaşlar. Evet. Şimdi koy kamerayı. Hop. Bu şekilde başlattığımıza dair. Dur bir saniye, bir tanem. Şunu çıkarmamız lazım. Yok hayır. Şey değil mi? Burada bir yerde kağıdı çık. Ha, bu boş şeyi, bu doğru. Boş, pardon dedim pardon. Ya, ilk şeyi. Üstündeki jelatini. Aynen, bunu kendi atıyor. Şu an bak sayısına bir bak. Arkada. Hemen bakalım. Sayı 10 diyor, gösteriyor bak, arkadaşlar. Onda. Bu şekilde. Yani bir tane eksik, boşa gitmiyor arkadaşlar. Hala 10. Bunu kendisi atıyor. O yüzden ilk bir boş çekmek gerekiyormuş. Evet. Çok ve yarın tatlı. Çok güzel bir şekilde güzel bir resim çekinelim, olur mu? Hatıramız ilk güne kalsın. Aynen, hatıramız kalsın. Bunda herhalde tarih atma da var büyük bir ihtimal, öyle diye biliyorum. O kadar resimin bilmiyorum. Arkasında ufak bir tarih yazıyor. Deneriz. Bunun özelliğinde baksana, sanki var. Baksana şurada bir şeyler yazıyor. He, aynen. Kapatayım mı şimdi? Aynen, kapatalım. Şuraya basıp mı kapatayım? Şöyle şu evet. şekilde herhalde kapanıyor. Tamam. Kapandı. Ve çok güzel. Ay evet, çok tatlı. Rengi de çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Alayım artık. Böyle arkadaşlar. İnşallah yarayışlı olmuştur size de. Onları da takalım ama. Pembe olanı takalım. İstersen şey o kılıfını al. Kılıfını öyle aldıktan takayım? Sonra hepsini kur. Güzelce bundan sonra hani şöyle söyleyeyim. Kılıfsız kullanma derim yani. Çünkü çok minyon bir şey. Elinden kayabilir yani. Dikkat edebilirsin. Zaten 2 yıl garantisi varmış. Evet. Bize getirip biz direkt sıfırını mı temin ediyoruz dedi. Bir şey dedi oradakiler. Tamam. İnşallah başına bir şey gelmez. Öyle bir şeye gerek kalmadı. Sağlık olsun. Bir şey olmaz dedi. Evet arkadaşlar. Ve asla şuraları kapatmayın. Çekerken dikkat edin. Zaten siyah çıkar fotoğraf. Yani bir fotoğraf çıkmaz. Siyah kart çıkar ancak. Böyle. O zaman hepinize hayırlı geceler diyelim. Saat çünkü şu an 11.30. Bayağı geçti değil mi? Aynen. Yatalım arkadaşlar. Yorulduk. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.